Bize hayal kurun diyorsun hocam. Biz kurduğumuz hayalleri o kadar çok düşürdük ki suya. Nasıl olsa olmayacak. Bizim düşlediğimiz ne varsa bu hayatta başkaları yaşayacak. Arka sıradakilerin rüyaları başkalarının gerçekleri olacak hocam. Kimin uğrunda? Tek dert aslında var olmak hayatta. Yaşam kavgası hep yanında. Hayaller ve gerçekler artık ayrı yollarda. Of, of. Tek parmağın ucunda döner mi deli dünya? Of, of. Mucizeler uğrar mı bir gün arka sıralara? Ne problem varsa konuşup halledin. Gamze'yi duydun. Ne dersin Saffet? Konuşup halledelim mi? Gerçi öyle kolay kolay hallolacak bir mesele değil bu. Yoksa işiteceğimiz, göreceğimiz tepkiden korkarak bize vicdan azabı çektiren şeyi saklamaya devam mı edelim? Kes lan artık! Çık elimde! Sakin ol! Huzurlarını dinlemeyeceğim artık! Demek beni evimden kovuyorsun ha? Biliyorsun, öyle demek istemedim. Hayır Ali, öyle demek istedim! Seni evimden kovuyorum, çık git bu evden! Ben evimden giderim Saffet! O kolay! Dur. Memo! Dur! Artık istesen de durma! Ama benim gitmem senin sorunlarını çözmeye mi yarayacak? Yoksa seni yüzleşmekten korkan bir adam olduğunu mu kanıtlayacak ha? Yeter Memo! Git yoksa! Ne olur lan yoksa, ne? Yoksa seni ben dışarı atarım! Saffet! Atsana! Çocuklar! Hadi! Çocuklar bir dakika, sakin olun! Memo! Saffet zaten bir iki gündür iyi değil. Tartıştığınız için herhalde. Emin ol, onun da canı çok sıkkın. Acaba o yüzden midir? Yoksa işlediği daha büyük günahlar mı var? Lan yeter artık be! Çık dışarı! Saffet! Dur! Saffet! Çık dışarı! Saffet! Çık dışarı! Saffet! Çık dışarı! Lan yürü Memo! Çalışıyor anlamıyorum ki. Kusura bakma Gamze. Gamze? Ne oldu yavrum, iyi misin sen? Yüzün kireç gibi olmuş. Bu fotoğrafı Oktay'a ben vermiştim. Sadece bir tane var. Ve onda duruyordu. Bu fotoğrafın sizde. Daha doğrusu çantanızda ne işi var? Bir cevap bekliyorum. Sizin elinize nasıl geçti bu fotoğraf Meral Hanım? Ben... onun... Oktay'ın kaybolduğu yerde arama çalışmaları yapılırken bulmuştum.
Aramalar sırasında hep oradaydım. Neden ben değil de siz buldunuz? Stafet'le sen okuldayken... Oktay'ın bulunması için çalışan adamların başında ben bulunuyordum. O zaman buldum. Ama neden bana vermediniz bu fotoğrafı? Gelecektim. Ama seni üzeceğini düşünerek vazgeçtim. Onunla ilgili bildiğiniz ve beni üzeceğini düşünüp anlatmadığınız... Benden sakladığınız başka bir şey yok değil mi? Hayır Gamze. Neden böyle bir soru soruyorsun bana? Bilmiyorum. Bu fotoğrafın bu kadar zaman sizde olması... Söyledim ya Gamze. Seni üzeceğini düşünmüştüm. Çok hassas bir dönemden geçiyorsun. Senin iyiliğini düşünüyorum. Lütfen aklına başka bir şey getirme. Haklısınız. Özür dilerim. Benim için, Oktay'ın bulunması için yaptıklarınızın hakkını ödeyemem. Sadece bir an için... Oktay'ın öldüğünü haber aldığınızı... ve bu haberi beni üzmemek için söylemediğinizi düşünmüştüm. Merak etme Gamze. Böyle bir şey duyduğumda bunu mutlaka sana söylerim. Bunu bilmek senin hakkın. Madem beni evinden kovuyorsun Saffet, al şu anahtarını. Ya ne demek oluyor bu ya? Anahtarını iade ediyorum demek oluyor. Bir zamanlar birlikte kaldığımız evin anahtarını. Bak Mehmet, saçmalıyorsun vallahi, uzatma. Annenin evinden kovuyorsan o evinde de kalmıyorum. İkisi de senin evin değil mi? Nerede kalacaksın lan? Nerede kalacaksın? Sen çok mu merak ediyorsun lan? Evet, çok merak ediyorum. Seni ilgilendiriyor. Saffet'i anlamaya çalış. Onun sana anlattığı bir sırrı ona karşı kullanmaya kalkman çok yanlış. İsterseniz bu işi daha fazla büyütmeyelim. Bence de. Sizin büyütmenize gerek yok arkadaş. O sizi değil, beni kovuyor. Allah Allah, taktı ya. En azından çocuktan bir özür dile ha. Saçmalıyor Ali. Sen de biliyorsun saçmaladığını. Saçmalıyor bile olsa durdurmalısın onu. Ya canım çok sıkkın. Memo'nun saçma sapan davranışlarını çekecek halde değilim. Memo bence de saçmalıyor Saffet. Ama saçmalıyor diye onu yalnız bırakmayı bir an bile düşünemem. Sen de saçmalıyorsun Ali. Olabilir Saffet. Ama saçmalamak bencillik kadar midemi bulandırmıyor. Ya sen Derman, katılmak ister misin? Bravo, süper. Gelip Saffet'e posta koyduk. Şimdi ne yapacağız? Gaza geldiğin için beni suçlayacaksan hemen geri dön. Saffet reddetmez. Sevinir bile. Yok be oğlum. Bana karşı an mı önyargılısın ya? Seni yalnız bırakmayı kendime yakıştıramadım. O yüzden buradayım. Senin yanındayız ama seni onaylamıyoruz Memo. Saffet'in anlattıklarını Gamze'ye ispiyonlamak hevesinden vazgeçersen bizi çok memnun edeceksin. Bence bu konuyu daha sonra ertelesek de bu gece nerede kalacağımızı kararlaştırsak. Nerede kalabiliriz ki Derman? Tabii ki depoda kalacağız. Keşke evden battaniye falan alsaydık. Saçmalama lan. Battaniyeler de Saffet'in. Ben o evden çöp bile almam. Almak istesek de alamayız zaten. Anahtarları attık, unuttunuz mu? Doğru. Depoda battaniye falan vardı zaten abi. Biraz da gazete kağıdı bulup kazakların içine takviye edersek... kardan adam olmadan sabaha çıkartırız. Al lan ha.
İnsanın sıcak bir evi olmaması gerçekten büyük eksiklik. Haklısın. Ya. Ama karakteri olmaması kadar büyük bir eksiklik değil. Hayalinde terk etti beni. Senden geriye bir tek rüyalar, anılar ve fotoğraflar kaldı. İyi ki vermişsin bana bu fotoğrafı. Seni o kadar çok özledim ki. Affet beni Oktay. Affet beni Gamze. Oğlum. Sen de affet. Safet, her şeyi senin iyiliğin için yaptım. Artık geri dönemem. Bu iğrenç yalanla, bu iğrenç oyunla yaşamak zorundasın Meral, zorundasın. Size bu iğrençliği yaşatmak zorundayım. Anne iyiyim. Tamam, problem yok. Biraz yalnız kalmak istiyorum, hepsi bu. Gamze nasıl? Tamam, sana da iyi geceler. Thank you.
Uludağ gibi burası ya. İstanbul mu Kartaltepe mi anlamadım. Çok fena. Süleyman amcanın iyiye gitmesine çok sevindim İbo. En azından güzel haberlerle geliyorsun. Aynen abicim. İyi haberlere ihtiyacımız olduğu bir anda bunu duymak var ya, harbi güzel geldi ya. Sağ olun. Evet. Babamın bu alkol denen illetten kurtuluyor olması, bunun için çaba göstermesi hayatımda iyi giden tek şey. Yine de biz sana üzülerek kötü bir haber vereceğiz kardeş. Neymiş o? Oğlum hani sonra söyleyecektik İbo'ya? Sonrası mı kaldı lan bunun? Bak İbo, seni önceden uyaralım. Canını sıkma. Aynı olaylar yaşanmayacak. Tabii biz istemezsek. Doğru. Her şey bizim elimizde abicim. Kimsenin gazına gelmeyeceğiz bundan sonra. Çok da fifi deyip geçeceğiz ya. Oğlum amma geveledin ha. Ne oluyor söylesenize. Söyle lan. Sedat. Sedat kesin geri dönüş yapmış. Sedat aynı Sedat. Bulaşmaya kalkarsa diye gerildik işte. Malum. Geçmişte canımızı az sıkmadı. Özellikle de senin canını. Ya gerilmeyin boşuna. O herif benim karşıma çıkamaz. Ne yazık ki çıkacak. Her gün göreceksin onu. Okulda istesen de istemesen de. Bariz büyük zafere kaydı olmuş. O çakma mafya kırıntısı artık bizim okulda öttürmeye çalışacak borusunu yani. Sana da geçmişten kalan bir hesap dökümü çıkartmaya kalkacak. Haberin olsun. Dikkat et kardeşim. Biz yanındayız ama sen yine de dikkat et. Ya boş verin. Ben onunla baş edebilirim. Bu kadar kafanıza takmaya bile değmez o herif. Benim sizinle asıl konuşmak istediğim başka bir mesele var. Ne meselesi? Hayırdır? Ne oldu? Ne oldu lan? Eğer sonucu istediğim gibi biterse hepimizi çok mutlu edecek bir planım var. Allah Allah. Ne oldu oğlum? Söylesene. Söylesene oğlum. Söylesene oğlum. Söyle be abi. Söylesene. Hadi be. Gördüğüm kadarıyla seni de uyku tutmuyor. Oktay öldüğünden beri ben de hayalet gibiyim. Uyuyamıyorum, yemek yiyemiyorum. İçimin acısından başka hiçbir şey yok. Arkadaşlarımla neden kavga ettin Saffet? Önemli bir şey değil. Onlara anlattın değil mi her şeyi? Ondan kızgınlar sana. Evet anlattım. Saffet, başımıza açtığımız sorunlardan kurtulmaya çalışırken sen yenilerini ekliyorsun, farkında mısın? Onlardan sır çıkmaz anne. O çocuklar benim kardeşim. Bir şey söylemeyeceklerine emin misin? Dostlar birbirini satmaz anne. Biz bu çocuklarla senelerce omuz omuza yürüdük. Her şeyi paylaştık. Her şeyi. Dertleri de sırları da. Benim onlara bu kadar zaman söylememem hataydı. Onlara bu kadar güveniyorsun. Umarım güvenini boşa çıkarmazlar. En azından benim çıkardığım kadar çıkarmazlar. Günaydın. Günaydın. Çıkıyorum. Seninle dolaşacağız biraz. Tamam. Yorgun görünüyorsun. Biraz. Dün gece Ali'lerin yanında mı kaldın? Evet. Çözdünüz mü bari aranızdaki problemi? Çözdük, merak etme. Neden bu kadar kızgınsınız birbirinize? Önemli bir şey değil Gamze. Önemli bir şey olmadığına emin misin? Hı-hı. Siz çok yakınsınızdır. Basit şeyler için böyle karşı karşıya kalmazsınız. Sorun her neyse bana anlatmak istersen dinlerim Saffet. Neyse, ben odama gideyim. Görüşürüz. Görüşürüz. Ulan Tayfun'un dahisi ben miyim sen mi? Vallahi şaşırdım ha. Buyur. Oğlum sen matematikte dahisin. İbo Bariz şu an bizim için faydalı olacak şeyler yapıyor değil mi? Eyvallah ya. Yalnız bunu bizden başka kimse bilmeyecek ha. Tamam mı? Duydun mu lan Pamuk? Orada burada ötme tamam mı? Oğlum bak İbo bana söylüyor, ben de sana söylüyorum. Twitter'a yazma. Otu botu yazıyorsun zaten oraya. Ona göre ha. Benden sır çıkmaz dostlarım, merak etmeyin. Yalnız beni düşündüren bir mevzu var. Ne? Neymiş o? İzin işini ne yapacağız? Sen halledeceksin oğlum, Allah Allah. Ulan okul başkanı olmayabilirsin tamam mı? Ezik de olabilirsin. Ama her zaman idareye açılan pencere misin bizim ya? Bu
Buna sevineyim mi, üzüleyim mi bilemedim. Sana da üzülüyorum. Bana bak Patlak. Hulusi ile Zafer'i senden başka kimse ikna edemez. Diyorsun. Aynen abicim, aynen. İş bölümü yaptık işte. Onları ikna etmek de senin. O kadar. Üf, tamam. Rıza için denerim. Yalnız benim de ikna etmem gereken biri var. Sibel. Aa, doğru. Bir de öyle bir şey var. Sibelsiz olmaz. Kabul eder mi sence? Kim o? Benim efendim, Ahmet. İyi haber istiyorum. Oktay bulundu demeni istiyorum. Maalesef efendim. Ahmet, buna dayanamıyorum artık. Kapı çalındığında tüylerim diken diken oluyor. Safet bana her baktığında içim çekiliyor. Yalnız kaldığımda kendimden korkar oldum. Kendi ellerimle hayatımı cehenneme çevirdim. Ne olur. Ne olur buluş Oktay'ı. Ne olur. Tamam Meryem, sakin ol. Ben gerekeni yapıyorum. Herkesi yönlendirdim. Herkes bu iş üzerinde. Bulacağım onu. Nerede olursa olsun. Yoksa Saffet'i kaybedeceğim, anlıyor musun? Ne olur. Ne gerekiyorsa, ne gerekiyorsa yap. Ne kadar para gerekiyorsa harca. Yeter ki Oktay'ı bul. Tamam Meryem, tamam. Sakin olun. Halledeceğim. Bulacağım onu. İbo, ne haber? Benim yüzümden dersten falan çıkmadın değil mi? Yok yok. Bir problem yok. İyi misin İbo? İyiyim. Sağ ol. Sen? İyiyim. Sağ ol. Neden buraya geldiğimi merak ediyorsun, biliyorum. Hı hı. Çok önemli bir mesele var. Yani önemli olmasa inan bana seni rahatsız etmezdim. Beni rahatsız etmedin. Sadece şaşırdım. Ne olduğumu söylemeyecek misin? Sibel, senden son bir iyilik isteyeceğim. Çok önemli. Hepimiz için. Paramız azalıyor Cemre. Ne yapmam gerekiyor? Her şeyin kontrolü sende. Tabii bende olacak. Her şeyin sorumlusu benim. Senin de. Yapayalnızız artık. Halamları adam yerine koymuyor musun? Onlarda kalıyoruz. İyi insanlar. Her sabah üç karış suratla uyandırıyorlar beni. İlk fırsatta gideceğim o halam olacak kadının evinden. Şayze. Abartıyorsun Sedat. O bizim tek akrabamız. Ya babamızdan bile daha çok sahip çıktı bize. Kimse kimseye el uzatmıyor artık. Halam bize evini açtı, yardım ediyor. Daha ne istiyorsun ya? Ben ilk fırsatta iadesiz taahhütlü olarak postalayacağım kendimi. Sen halamla yaşarsın artık. Ahvi desen çüz. Ha. Seni tayfadan arayan oldu mu? Hayır. Zaten kimse de telefonum yok. İyi. Zaten olmasın. Ben yokken onlarla görüşmeni istemiyorum. Söylemiş olayım da ben. Tamam abi, tamam. İyi misin? Bilmiyorum. Zihnim, aklım, kafamın içi bomboş sanki. Bir sürü soru işaretinden başka hiçbir şey yok. Sıkma canını. Her şey yoluna girecek. Bunun için sabırlı olman gerektiğini biliyorsun. Kim olduğumu düşünüyorum Asiye. Kimim ben? Mesela Zeynep'e baktığımda... Ya benim de bir kızım varsa diyorum. Ya ben de evliysem. Belki benim de... Senin gibi bana ihtiyacı olan bir babam var. Bir ailem olabilir. Ve onların bana ihtiyacı olabilir Asiye. Belki de beni arıyorlar. Evli olduğunu sanmıyorum. Yani bunu bilemeyiz. Sadece tahmin yürütebiliriz. İçimde çok tuhaf bir his var. Birilerini çok seviyordum sanki. Bu hissi anlatmak, söze dökmek çok zor. Haklısın. Ama anlatmayı dene.
Kendimden çok düşündüğüm birileri olmalı Asiye. Söyledim ya, kim olduklarını bilmiyorum. Belki annem, belki karım, belki sevgilim, belki çocuğum. Bilmiyorum. Bana ne olacağından çok onlara ne olduğunu bilmek istiyorum. Huzursuzum, endişeliyim. Burada elim kolum bağlı otururken yalnız olmadığımı hissediyorum sanki. Birilerinin benim için acı çektiği, nerede olduğumu öğrenmeye çalıştıkları fikrine kapılıyorum. Belki de kimsem yok. Sadece aklımın uydurduğu bir hikaye bu. Belki de. Bak, sana sadece şunu söyleyebilirim. Nasıl hayatın olduğunu bilmiyoruz. Kim olduğunu bilmiyoruz. Ama bir gün öğreneceğiz. O zaman da içindeki endişe geçecek. Seni seven insanlara kavuşacaksın. Umarım. Oktay. Bunu sana aldım. Sen de dursun. Zaman zaman dışarıda oluyorum. Bana ulaşmak istersen kullanırsın. Bir tek benim numaram kayıtlı. Şeye basınca arıyorsun. Peter Pan, tamam, Peter Pan. Sen de bizimle oynasana. Hadi yukarıya gel, dedem de orada. Geç oldu Zeynep. Artık yatma vakti, tamam mı tatlım? Ya yatmak istemiyorum ben. Hadi Zeynep. Hadi bebişim. Yürü. Zeynep. İyi geceler. İyi geceler. Hadi bakalım. Çok soğuk be abi ya. Acayip soğuk ya. Memo. Bir çay yap da içelim ha. İçimiz ısınır. Memo. Ne düşünüyorsun? Yok arkadaş. Ben Saffet'in yaptıklarını, Oktay'ın öldüğünü Gamze'ye söyleyeceğim. Saçmalama Memo. Sen bu meseleye karışma. Bak Memo, Saffet'in açıklaması gereken bir sır bu. Ona bırak. O korkuyor. Gamze'nin bilmesi gerekiyor ama Saffet söylemiyor. Oktay'ın öldüğünü artık bu kızın bilmesi gerekiyor, anlıyor musunuz? Bak, gerekirse son bir kez Saffet'le konuşuruz. Ona yapması gerekeni bir kez daha söyleriz. Ama o zamana kadar kimseye bir şey söylemek yok Memo. Saffet bizim hala dostumuz. Sen buna inanmasan da o hala bizim kardeşimiz. Hala kullanım. Eğer onun yaptığı hatayı düzeltmeye çalışırsan bu Saffet için iyi olmayacak. Bu kararı kendisi vermeli. Kendi hatasını ancak kendisi düzeltebilir. Peki. Ona biraz daha zaman vereceğim. Saffet hata yapmış olabilir. Ama ona zaten burada hak ettiğinden çok daha fazla tepki verdik. Onu yalnız bıraktık. Düşünsene, bu herif bize Gamze'ye bile vermediği bir sırrı verdi. Biz artık bize emanet edilmiş bu sırra ihanet edemeyiz. Tamam. Tamam. Saffet'in bu sırrı Gamze'den gizlemesini onaylamıyor. Ve hatta onunla dostluğumuza mesafe bile koyuyoruz. Ama bundan fazlasını yapmamalıyız. Bu iş güzellik olur. Bırak. Herif Gamze ile ilişkisi nasıl hissediyorsa öyle sürdürsün. Onun ilişkisine müdahale etmeye hakkımız yok. Tamam mı? Tamam Ali, tamam. Aha. Ne haber kızım? Gel. Ne oldu oğlum? Hallettin mi? Yok yok. Hayır, yüzü gülüyor. Her şey yolunda gidiyor. İşlem tamam. Sıval biraz düşünecekmiş. Neyi düşünecek abi? Buyur. Hayda. Ya merak etmeyin, kabul edecek. İnşallah. İyi. Harbiden bu iş olsun istiyorum ya. Planımız aynen yürüsün abicim. Öyle olacak Şirek, merak etme. Ben bir şeyler yazdım. Özgem güzel sesini okusana bir tane. Ya sen yazını okumak Çin yazısını okumaktan zor. Sen oku. Tamam ben okuyayım. Sen geç arka masaya otur. Selam gençler. Haydi. Bu ne ya? Delikanlı, yine olay çıkarmaya geldiysen dışarı. Alnımda dikkat olay çıkaracak mı yazıyor? İzin verirsen iki bardak çay içeceğiz de. Gözüm üzerinde. Boşuna yorma gözünü.
Kız kardeşimle şurada oturup iki çay içeceğiz. Zahmet olmazsa tabii. Aa, merhaba arkadaşlar. Hey millet, selam. Hoş geldin Cemre. Abi. Hoş bulduk İbo. Nasılsın? İyi, döndük işte. İnşallah sizin için en iyisi olur. İnşallah. Muhabbetiniz bitti mi Cemre? Ey İbo. Beni gördüğüne sevinmedin mi? Bana bir hoş geldin yok mu? Hatırımı sormayacak mısın? Korkma. Ben eski defterleri çoktan kapadım. Senden mi korkacağım? Geçmişi unuttun o zaman. Unutmadım. Sen geçmişte şerefsizliğin kitabını yazdın. Biz de sonuna kadar okuduk. Bitti. Aynı kitabı bir daha okumaya niyetimiz yok. Ya benimle böyle konuşabilecek kadar gözün kararsa, sen bu kitaptan yeteri kadar ders çıkarmamışsın. Bak Sedat. Gelmene lafım yok. Akıllı olduğun sürece birbirimize bulaşmadan yaşarız. Ama sen buradan hala gittiğin kafadaysan işimiz iş. Ben artık olay istemiyorum. Kavgasız, gürültüsüz yaşamak istiyorum. Ne oldu, emekliye mi ayrıldın? Sedat, beni zorlama. Bana laf çarpma. Benimle konuşma. Birbirimizi görmeden takılalım. İkimiz için de en hayırlısı bu. Yaz bunu aklının bir köşesine. Abi. Abi. Yoluma çıkarsan eski Sedat olur. İşime bunu sokarsan tamam, sana laf çarpmaktan daha fazlasını yaparım, tamam mı? Sen de bunu aklına yaz. Sakin ol Nadir. Çık dışarı abi. Sen rahat durmuyorsun. Yeter be sende. Yıkarım burayı başına. Mekanına mı kaldık? Yürü Cemre. Çık dışarı. Ha, çayları da. Bunun hesabına yaz. Hadi hadi. Barz belasını arıyor bu ya. Neyse ya, sallayın, boş verin Sedat'ı. Ben onunla nasıl baş edeceğimi biliyorum. Siz şimdi sadece şu plana kafa yorun. Bir işe kalkışıyoruz madem. Elimizi yüzümüze bulaştırmadan halledelim şu işi ha. Efendim? Hadi hadi, ne okuyordun sen ya? Hadi oku. Okuyamıyorum. Bu derman hangi cehennemdi lan? Neyse. Nereye defolduysa defoldu. Bana ne? Ali. Ali. Şşş. Ali. Allah Allah. Kim bu ya? Alo. Alo Gamze, uyandırdın mı? Memo ben. He, sen miydin Memo? Yok yok, uyumamıştım. Geç oldu, kusura bakma. Ama seninle konuşmam gerek. Seni dinliyorum. Telefonda değil, yüz yüze konuşalım Gamze. Yarın konuşsak olmaz mı Memo? Bu mesele yarını bekleyemez Gamze. Bu gece konuşmamız lazım. Büyük parkın girişine gelebilir misin? Seni orada bekleyeceğim. Bu saatte oraya nasıl geleceğim Memo? Bin bir taksiye gel. Bu sandığından daha önemli bir mesele. İyi de taksi tutacak param yok. Sorun değil. Sen atla gel. Parasını ben öderim burada. Peki tamam. Ne hakkında olduğunu söyle bari. Yok. Gelince konuşacağız her şeyi. Tamam. Geliyorum hemen. Gamze? Hı? Nereye? Şey, Memo aradı az önce. Önemli bir şey söyleyecekmiş. Ne hakkında? Bilmiyorum ki. Hiçbir şey söylemiyor. Gelince konuşuruz dedi. Nerede buluşacaksınız? Büyük parkta. Ben de geliyorum seninle. Saat geç oldu. Arabanın anahtarını alıp geleyim. Tamam.
Memo niye benimle yüz yüze konuşmak istiyor? Az sonra öğreneceğiz. Yarını bekleyemeyecek kadar önemli ne söyleyecek merak ediyorum. Sesini çıkarma, arabaya bin. Yürü çabuk. Hadi lan. Hadi lan. Uğraştır hadi. Bizi. Bin. Ulan Safet. Delikanlı zannettim. Hadi lan, bin dedik. Hadi lan. Bin sen lan. Ya bırak be. Lan kimsiniz lan siz? Bıraksana beni. Hemen getiriyorum. Düğün hediyesini almadık. Aldın mı sen? Güzelim evi bıraktık. Yine morga döndük. Aklı cimle. Konuşma lan, yürü. Dirme lan. Yürü, dirme. Hadi yürü lan, kapa çeneni. Tamam. Kes sesini lan. Yürü. Yürüsene lan, yürü. Yürüsene. Zorluk çıkarma lan. Otur lan şuraya bakayım. Otur lan. Yazıklar olsun sana Zaffet. Yazıklar olsun. Konuşma fazla. Gelmemiş daha. Öyle görünüyor. Düşüyor musun? Biraz. Nerede? Nerede lan? Nerede? Nerede o? Konuş. Konuşsana lan, nerede? Lan kim nerede be? Hem o randevularına sadık bir arkadaşımızdı ama. Bir arayayım bakayım. Telefon çalıyor ama açmıyor. Belki de vazgeçmiştir. Konuş lan. Konuşma. Konuş lan, konuş. Konuşsana lan. Kim arıyorsunuz be, bilmiyorum. Konuş. Dalga mı geçiyor bizimle ya? Sanmıyorum Safet. Niye böyle bir şey yapsa ki? Oldukça ciddi ve gergin bir tonla konuştu benimle. Gidelim mi yoksa birlikte donalım mı? Ya gelirse? Önemli bir şey görüşmek için çağıran insan önce kendi gelir diye biliyorum ben. Bence başına bir şey geldi. Söyle nerede Derman? Söyle Derman nerede? Bilmiyorum abi. Derman nerede bilmiyorum ya. Kayıp. Biz de sattık. Yalan söylüyorsun Tombul, yalan söylüyorsun. Derman'ın yerini söyleyene kadar dayak yiyeceksin. Söylemezsen söyleyene kadar parmaklarını kıracağım. Bilmiyorum dedim ben abi. Biz de sattık gitti ulan, bilmiyorum. Arabada bekleyelim bari. Tamam. Hadi bin.
nerede bilmiyorum dedim. Son kez soruyorum, konuş, derman nerede? Bilmiyorum lan. Görüşmüyoruz biz. Alakamız yok. Bilmiyorum. Bilmiyorum lan işte. Abi. Ne diyorsun abi? Yapma ya. Peki abi. Ne yapıyoruz abi? Efendim? Meral Hanım, Oktay'la ilgili her şeyi biliyorum. Alo, kimsiniz? Tekrar arayacağım Meral Hanım. Alo, kimsiniz? Evet ama onlardan ses çıkmaz. Onu başkası da kaçırmış olabilir. Görür bizi değil mi? Hı hı. Arabayı tanır, merak etme. Ya niye gelmedi ya? Kesin başına bir şey geldi. Yoksa... Ya belki de seninle konuşacağı meseleyi konuşmaktan vazgeçmiştir. Hayır dedim ya Saffet. Sesinden çok kararlı olduğu belliydi. Bu gece görüşmemiz için çok ısrar etti. Tamam. Biraz daha bekleyelim o zaman. Biraz daha. Kimsin sen? Kimsin sen? Nerede bu adam ya? Ben de merak etmeye başladım şimdi. Bir daha arasak ya. Tamam, olur. Saffet. Depoda mısınız Ali? Başka nerede olabiliriz ki? Uyuyor muydun? Evet. Dermanla memo yok ama. Bir şey mi oldu? Ya bir baksana. Yüzünü yıkamaya ya da dışarı tuvalete gitmiş olmasın. Tamam bakayım. Of.
Memo! 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 Ne oluyor Ali? Memo kayıp. Nasıl ya? Sen neredeydin? Dürümcüde. Yolda bir yerde gördün mü Memo'yu? Yo, görmedim. Saffet, buralarda yok. Derman da geldi şimdi, o da görmemiş Memo'yu. Sen niye arıyorsun Memo'yu? Bir saat önce Gamze'yi arayıp Büyük Park'ta buluşmak istediğini söylemiş. Biz şu anda Büyük Park'ın önündeyiz ama Memo gelmedi. Aklıma kötü bir şey getirmek istemiyorum. Belki gelmekten vazgeçmiştir. Telefonunu da açmıyor hadi. Benim telefonuma cevap vermez diye Gamze'nin telefonundan aradık ama ona da cevap vermedi. Başına bir şey geldi bu herif. Biriyle falan dalaştı herhalde. Bir şey olursa arayın, biz devam ediyoruz, tamam? Tamam, tamam. Bu sence niye buluşmak istedi Gamze ile? Tahmin edemiyor musun? Saffet'ten öğrendiklerini kıza anlatmak için. Evet. Oktay'ın öldüğünü öğrenince Gamze'nin daha rahat bir ruh haline kavuşacağından nasıl bu kadar emin olabiliyor anlamıyorum. Rahatlamak yerine kızın yüreğine inebilir. Hı. İkna edemedik yani Memo'yu. Maalesef kardeşim. Üstelik bu yeni durum beni fena halde endişelendirdi. Hadi gidip bulalım şu herifi. Keşke gelemem deseydim. İnşallah başına kötü bir şey gelmemiştir. Merak etme Gamze, bulacağız onu. Of of! Neredesin Memo ya? Gamze, Memo'yu aramaya devam et. Belki açar telefonunu. Tamam. Nerede oğlum bu ya? Ne bileyim ya. Neredesin Memo? Neredesin bu oğlum ya? Bir bu eksikti. Bir bu eksikti. Allah'ım ben ne yapacağım? Nasıl çıkacağım bu işin içinden? Allah'ım bana yardım et. Nasıl çıkacağım bu işin içinden? Oh. Evet anlattım. Onlardan ses çıkmaz. Onu başkası da kaçırmış olabilir. Şu kitapta benzer bir soru çözmüştük. Hatırlıyor musun? Aa evet. Ya bu soru bankaları süper dayı. İşin mantığını çözdükten sonra bir konu üstüne ne tip soru çıkarsa çıksın çözebiliyorsun. Hı-hı. Sana söylemiştim. O kadar zor değil. Evet ya. Ama senin sayende zor değil. Hı-hı. Sen olmasan şu masaya oturmak bile o kadar zor geliyor ki bana. İyi ki varsın dayı.
Ya ama benim yüzümden böyle teste mesle yoruluyorsun. Merak etme. Ben halimden memnunum. Ya senin gibi bir dayım olduğu için A. Çok mutluyum. B. Çok çok mutluyum. C. En mutluyum. D. Hiçbiri. E. Hepsi. Hadi biraz ara verin. Kek getirdim. Aa, neli bu? Limonlu. Ay, limonluyu da çok severim. Affedersiniz. Alo? Tamam, unutmuşum. Geliyorum, hemen geliyorum. Ben öğretmen arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Cevapları akşam kontrol ederiz. Tamam dayıcığım. Hı-hı. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Zehra'cığım, İbo'nun babasının yanında kalması senin için iyi oldu. Baksana, artık seni ders çalışırken görüyoruz. İyi de o babasının yanında değil ki yenge. Allah Allah. Eve döndü ve beraber değilsiniz. Bir problem yok değil mi? Ya yok ama olmayacak anlamına da gelmiyor. Nasıl yani? Ya dün gece arkadaşlarıyla takılmak istediğini söyledi. Yapacak önemli işleri varmış. Sorun ettiğin şey bu mu? Her dakika seninle buluşacak değil ya. Biraz izin ver ona. Yoksa çabucak sıkılırsınız birbirinizden. Ama benimle iyi vakit geçirdiğini söyledi. Sıkıldığını sanmıyorum. Hem biliyorsun benim ondan sıkılmamsa imkansız yenge. E görünüşe göre her şey yolunda. Sen de arkadaşlarıyla görüşmesine aldırma. Derslerine zaman ayırman için de böyle olması daha iyi. Ya biliyorum ama o salakların İbo'yu etkilemesinden korkuyorum. Aramızı açmaya çalışıyorlar. İbo'yu tanıyorsun artık Zehra. O kimsenin düşüncelerinden ya da sözlerinden etkilenecek bir çocuk değil. Haklısın yenge. O öyle biri değil. Onu değiştiremeyecekler. Hem ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, İbo'yla aramızı bozamayacaklar. Ben de bir soruya bakayım. Hatırlayabilecek miyim? Aa, sen. Ne var? Aşağıdakilerden hangisi tam kafiyeyle yazılmıştır? Tekrar aradı mı efendim? Hayır. Arayacağını söyledi ama hala aramadı. Ne yapacağız peki? Bilmiyorum. Ne isterse yapacağız. Mecburuz. Saffet'in haberi var mı? Hayır. Sabah çok erken çıktım evden. Onu hiç görmedim. Senden başka kimse bilmiyor. Şimdilik Saffet de bilmezse iyi olur. Önce biz bir halletmeye çalışalım. Nasıl isterseniz efendim. Arıyor. Alo. Meral Hanım. Benim. Sizi dinliyorum. Acele etmeyin. Ne istiyorsunuz? Talebiniz ne? Şimdi beni iyi dinleyin Meral Hanım. Gamze. Gamze. Hadi kalk. Yiyecek bir şeyler aldım. Teşekkür ederim. Hala bulamadık mı Saffet? Hayır. Ya ben seni eve bırakayım. Perişan oldum burada. Yok yok, ben iyiyim. Karakola haber verelim bence.
Ali ile konuştum ben. Derman'la birlikte karakola bilgi vermişler. Vallahi ben bayıldım. Çok güzel bir fikir. Aferin çocuklara. Ben de çok sevindim efendim. Bak isteyince nasıl adam oldular görüyorsunuz değil mi? Her zaman söylüyorum. Kemal bu çocukların hayata bakış açısını tamamen değiştirdi. Vallahi doğru Leyla Hanım. Nerede eski büyük zaferliler, nerede şimdikiler ya? Umarım bunu Kemal de görür artık. Görecek efendim, o da görecek. Peki ne zaman hazır olacak çocuklar? Yarın. Hı? Bu kadar erken mi? Biz de söyledik ama hazır olacağız dediler. Hadi bakalım. Buyurun. Oo Kemal, Kemal Bey. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız Hulusi Bey? Sağ Hoş olun. Geldiniz Kemal Bey. Zafer Bey. Buyurun, buyurun oturun. Buyurun oturun. Merhaba Kemalciğim. Çay içer misiniz Merhaba. Kemal Bey? İçerim. Ne oldu Leyla Hanım? Niye gülüyorsunuz? Müdür odaya 4 çay gidiyor. Kemal. Var var sizde bir şey var. Bana bir şey mi söyleyeceksiniz? Yok. Zafer Bey. Çayı söyledim efendim, geliyor. Hava da çok soğuk oldu. Düz. Memo! Memo! Ne oldu sana? Memo ne oldu? Ay. Oğlum ne oldu sana be? Kim yaptı bunu? Hemen bir hastaneye gidelim he. Cevap versene. Derman'ın içeri tıktırdığı patronu bir araba itiyor olmuş. Yerini söylemeyince üzerime çöktüler. Hayvan herifler. Yavaş, yavaş. Oğlum Derman'ı bulmuşlardır. Derman'ı merak etme, Ali ile konuştum onun yanında, iyi. Siz ne yapıyorsunuz burada sabah sabah? Dün geceden beri seni arıyoruz Memo. Buluşmaya gelmeyince başına bir şey geldiğinden şüphelendik. Yanılmamışız da. Hadi arabaya bin. Bir hastaneye götüreyim seni. Ay. Yavaş yavaş. İyi misin? Tamam. Tamam. İyiyim ben abiciğim. İyiyim. Karı geldi. Memo bir doktora görünsen iyi olur. Yaralarım çok kötü. Sağ ol Memo buradan bize. Giderken eczaneden bir şeyler alırız. Depoya gidelim yeter. Tamam. Yavaş. Yavaş ol. Hadi. Tamam. Tamam bin hadi. Tamam. Ali, Memo'yu buldum. Yaralanmış. Ya Derman'ı arayan herifler saldırmış. Hastaneye gidelim diyorum ama kabul etmiyor. Depoya gidiyoruz. Orada buluşuruz. Tamam hadi. Sibel. Neden kapıyı çalmadın? Annen hasta ya, rahatsız etmek istemedim. Buraya geldiğine göre? Evet. İstediğini yapacağım. Teşekkürler Sibel. Teşekkür hak eden sensin. O zaman gidip hazırlık yapalım ha? Tamam. İbo. Zehra. Günaydın. Günaydın. Seni beklemiyordum. Sürpriz yapayım dedim. Belki bahçeye kahvaltı yapmaya gideriz diye düşündüm. Zehra. İbo, istersen bir sonra buluşalım. Ya biraz daha dur. Bir çay ısmarlayayım. Ne olur, ne olur, peki, ne olur. Tamam, ben o zaman şurada bekliyorum. Tamam. Onun ne işi var burada İbo? Ne demek bu Zehra? Yani senin yüzüne bile bakmıyordu. Ne oldu, ne değişti şimdi? Bir şey yok Zehra. Küçük bir işimiz var Sibel'le. Ne işiymiş bu? Kusura bakma, sana söyleyemem. Aa, söyleyemez misin? Hı hı, evet, söyleyemem. Ben Tayfa ve Sibel dışında kimse bilmiyor, bilmeyecek. Zamanı gelince öğrenirsin. Vay be, önemli bir şey herhalde. Bu kadar gizli saklı olduğuna göre. Benim için çok önemli. İyi tamam, söyleme o zaman. Ben de çay içelim diyecektim. Ama sen Sibel'e teklif ettin, öyle olsun. Neyse, ne zaman buluşuyoruz? Akşam arayayım mı seni?
Akşama da müsait olacağımı sanmıyorum. Ben seni ararım, tamam mı? Bu tavrın hiç hoşuma gitmedi, biliyor musun? Bir an önce gitmem için gözümün içine bakıyorsun. Onda çay içeceksin ya. Zehra, kavga etmeye ayıracak hiç vaktim yok. Boşuna alınganlık ediyorsun. Sana söyleyemem bu yaptığımız şeyi, olmaz. Bittiğinde göreceksin neden söylemediğimi. Hadi gitmem gerekiyor, görüşürüz. Kendine iyi bak. Ha, Kemal Hoca'ya selam. Akşam kaçta bitiyor prova? 6'da. Zehra'yı da çağırsaydın ya çaya. Olmaz. Seni yakalamışım. Böyle ben saatlerce seninle çay keyfi yapmak istiyorum. Şöyle duble duble söyleyeceğim çayı. 3 gün çay içelim. Efendim? Tamam. Memo. Memo ne oldu? Ne oldu? Oğlum ne oldu lan? Oğlum ne oldu sana? Tamam, bir şey yok ya. Kim yaptı, anlatsana. Berman'ın peşindeki herifler bu hale getirdi. Of be. Ulan Saffet, ne adamsın ya? Niye getirdin beni buraya? Tedavi için olmasın? Depoda hallederdim ben. Pek depoda halledilebilecek bir durum değil bu Memo. Bu halde depoya gitseydin, seni dövenlerin darbelerinden olmasa da depoda kapacağın mikroplardan ölebilirdin. Neyse, geçmiş olsun. Sağ ol. Özür dilerim Memo. Keşke beni bulsalardı. Dua et bulmasınlar. Yoksa ikametgahın öteki tarafı olacak. Derman, niye arıyorlar seni? Eski patronumun pis işlerini polise anlattım. Herifi uzun süreliğine içeri attılar. Şimdi o da benden bunun intikamını almak istiyor. Memo, nerede yakaladılar seni? Büyük parkın yukarısında ya. Memo, ağzından bir şey kaçırmadığına emin misin? Ulan ağzımdan bir şey kaçıracak olsam bu hale gelmeyi bekler miydim? Niye bıraktılar o zaman seni? Derman. Memo, tamam tamam oğlum. Tamam, sakin ol. Bir dakika dur. Tamam sakin ol. Memo dur. Hadi. Otur şuraya ya. Geç bakayım şöyle otur. Tamam. Sen Gamze'ye dua et. Geri zekalı. Herkesi kendin mi sandın lan sen? Ben arkadaşımı satmam. Arkadaşlarıma yalan söylemem. Bir sürü yamuğun olmasına rağmen satmadım seni. Vermedim seni herife. Keşke söyleseymişim. Sorduğun soruya bak şerefsiz. Tamam Memo. Yapma böyle Memo ya. Ya tamam, bir dakika. Böyle bir şey olamaz abi ya. Memo, sen dün gece benimle buluşmak istedin. Geçen gece Meral Hanım'ın evinde olanlar bize yakışmadı. Seni de üzdük. Bunun için özür dileyecektim senden. Gecenin o vaktinde mi? Oh. Büyük üstüm, ne yapayım? İçimdekileri sana söylemem lazımdı da. Olmadı işte. Fazla duyarlı davranmışsın. Keşke bugünü bekleseydin. Başına bunlar gelmezdi. Şikayette bulunacaksın değil mi? Biz yapmadık derlerse şahit yok. Gören yok. Hiçbir şey iddia edemem. Aynen. Yediğimizde ayakta kaldık anlayacağın. Ama haksızlık bu. Bizim hayatımızda ekmek su gibi haksızlık. Alışkınız biz. Sen üzme kendini. Beyler. Ev sizin. Depoda kalmanızın bir anlamı yok. Hele böyle bir tehdit varken. Peki. Anahtarı buraya bırakıyorum. Adamlara gelince. Derman nerede bulabiliriz bunları? Saffet, biz bu heriflerle uğraşamayız. Bunlar çok tehlikeli adamlar. Biz artık kimseyle uğraşmayacağız zaten. Polise yardımcı olacağız. Patron içeri girdikten sonra mekan dağıldı. Şimdi neredeler bilmiyorum. Ama öğrenmeye çalışırım. Hı hı. Memo, tekrar geçmiş olsun kardeşim. Ben bunu aldım. Biraz çıkacağım. Koridordayım.
Memo. Saffet'le aranızda nasıl bir sorunlar bilmiyorum. Çünkü Saffet de anlatmak istemiyor. Bilmem de gerekmiyor zaten. Ama Saffet için çok önemlisin, bunu bil. Hepiniz öylesiniz. Dün geceden beri seni bulabilmek için gözünü kırpmadı. Geçmiş olsun. Gamze. Efendim. Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Otur Memo, hadi. Otur, ayakta kalma. İyi misin? İyiyim. Ne yapacaksın? Sen Emre buluşacağım. Hı hı. Beni durağa kadar bırakır mısın? Olur. Hadi. Sen bacağını sıkma artık. Evet Memo. Karar senin. Eve dönüyor muyuz? Saffet'i affedecek misin? Evet. Madem ki Gamze'ye gerçeği açıklayamadım. Madem ki gerçeği ben de kızdan saklıyorum. Öyleyse Saffet'ten bir farkım yok. Bu durumda ona tavır koymamın ve depoda yani, buz tutmamızın da manası yok. Oh be. En sonunda beyaz kabus sona erdi. Hadi abicim. Hadi nefis bir çay demleyin. Vallahi hiç fena fikir değil ha. Depoda insanın gördüğü rüyalar bile soğuk oluyor. Ben dün gece rüyamda bir kutup ayısı gördüm, tamam mı? Ne öyle gözümün içine baka baka kutup ayısı? Oğlum rüyamı anlatıyorum ya. Ayım ayı Allah Allah. Yapma oğlum, sinirli zaten. Bu iyileşmiş ha. Bak. İyileşmiş iyileşmiş. Ya! Oktay! 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 Bak. Oktay yapma! O kapıda durman bile tehlikeli. Bizi izliyorlarsa görebilirler. Bu evde tıkılıp kaldım. Bir şeyler yapmam lazım. Kim olduğumu öğrenmem lazım. Kim olduğunu öğreneceğiz Oktay, ama böyle değil. Bak, bir şeylerin hemen olmasını istediğini biliyorum. Seni anlıyorum ama acele etme. Bak, bir iki arkadaşımla konuştum. Bir süre sonra seni onlarla görüşmeye götüreceğim. Yapılması gereken testler var. Uygulanması gereken bir tedavi var. İşe yarayacak mı? Arkadaşlarım bu konuda uzman. Belki psikoterapiyle atlatabilecek bir şey olduğunu söylüyorlar. Ama önce seni muayene etmeleri lazım. Psikoterapi işe yaramazsa ilaç kullanabilirsin. Seni iyileştirmek için elimden geleni yapacağım. Güven bana, ne olur. Tamam. Vay be, harika bir plan bu. Aferin vallahi Boya. Bak, hiçbirimizin aklına gelmez böyle bir şey. Bence de çok iyi düşünmüş. Başka bir şey konuştunuz mu peki? Ne gibi? Ne bileyim. Sizinle ilgili bir şeyler olabilir mesela. Eda, sana neden geldiğimi söyledim. Yani bizimle ilgili bir gelişme yok. Tamam canım. Bak, bu akşam Dile Kafede toplanıyoruz. Sakın geç kalma, tamam mı? Tamam. Sibel. Merhaba. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Sizin sınıfta mı? Hayatım, tanıştırdım ya. Öğrenci değil, Mehmet Hoca'nın asistanı. Derslere bir süre o girecek. Hatırladım. Tamam abi, arayacağım yine. Tamam. Tamam. Kimle konuşuyorsun lan sen? Şeyle işte sana saldıran herifleri bulmaya çalışıyorum. Niye fısıldıyorsun o zaman? Fısıldamıyorum Memo. Benim konuşmam öyle. Ha, konuşması öyleymiş. Daha önce duymadık sanki. Hayret bir şey. Konuşmadın böyle de fısır fısır öyle ya. Telefonla melefonla. Ne oluyor ya? Ne olacak? Memo saldıracak bir yer arıyor. Ben bu heriften uyuzum Ali. Bizden gizli işler çeviriyor oğlum bu. Telefonla hep fısır fısır konuşuyor. Rahatla artık Memo. Dermandan bize ne zarar gelebilir ki? Bize olan bağlılığını defalarca ispat etti. Daha ne yapsın istiyorsun? Fısır fısır konuşmasını istiyorum abicim. Çok mu ya? Tamam abicim. Boş ver. Fena değil ama... Ama ne? Biraz eksiği var gibi. Üf. İşte bu yüzden beni size yolladılar. Kızlar, bu işi en iyi siz bilirsiniz. Ne eklemek istiyorsanız ekleyin. Bu akşam hazır olsun yeter. Tamam, merak etme, sen hallederiz. Hallederiz değil mi? Hatta aklıma bir şeyler gelmeye başladı. İyi.
Sen annenle buluşmayacak mıydın? Arayıp anlatırım durumu. Bu iş beklemez. Of var ya, bir tanesi var ya. Tamam. Şimdi biz kaç kişiyiz? Pamuk. İbo. Sibel. Bütün provalara geliyorsunuz. Sıkılmıyor musunuz? Bugün sıkıldım, itiraf edeyim. Çünkü hepiniz berbattınız. Haklısınız. Şaka yapıyorum canım. Bugün gelmemin sebebi şu. Mehmet Hoca bir ekip kurmamı istedi. Bu ekiple çeşitli restore çalışmalarına gidecek. Bir nevi staj gibi bir şey. Hoca gidecek yerleri de ayarlamış. Bana bir listesini yolladı. Seni de bu ekibe almamı ister misin? Vakit ayırabilir misin böyle bir şeye? Tabii ayırırım. Ayırmaz olur muyum? Böyle bir şeyden bize de bahsetmişti, biliyorum. İlk duyduğumdan beri ben de katılabilsem diye düşünüyordum. Tamam o zaman. Ekibe sen de dahil edildin. Çok teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim. Şurada duran arkadaş senin sevgilin falan mı? Çok ters bakıyor da. Sadece arkadaşım. Beni almaya geldi. Tamam o zaman. Bekletmeyelim arkadaşını. Tamam. Yarın detaylı konuşuruz. Görüşürüz. Görüşürüz hocam. Merhaba. Merhaba. Bekledin mi? Olsun. Eda yok mu? Yok. O evden gelecek. Tamam. Gidelim mi? Çocuklar bekliyor. Tamam. Ama şu kestirmeden gidelim. Tamam. Gidelim. Gidelim. Tamam, eğleniriz buradan gidince. Ya arkadaşlar, tiyatro çalışması nerede yapılıyor? Üst katta. Üst katta. Ama bitti. Biraz önce dağıldılar. Ne? Yapma ya. Bu arada ben yarın bir iş görüşmesine gideceğim. Zeynep size emanet. Biz dedemle oyuncakçıya gideceğiz yani. Söz verdi. Tamam ama çok alışveriş yapmayın, tamam mı? Sen de gelsene Peter Pan. Zeynep sen dedenle git. Peter Pan da bizle gelsin anne. Zeynepciğim. Oktay abinin bir süre daha evde kalması gerekiyor. Ya neden? Konuştuk ya bunu tatlım. Oktay abin büyük bir hastalıktan kurtuldu. Ama hala dışarı çıkacak kadar iyileşmedi, tamam mı tatlım? Ne zaman iyileşecek peki? Bunu hiç kimse bilmiyor. Hadi yemeğini ye tatlım. Süre daralıyor Meral Hanım. Kararınızı bir an önce verseniz iyi olur. Çay içer misin? Olur, sağ olun. Bakın, bir an önce bir şeyler hatırlamayı çok istiyorum. Farkındayım, burada kaldıkça sizin de huzurunuzu kaçırıyorum. Kusura bakmayın. Asıl sen benim kusuruma bakma oğlum. Surat astım, burada kalmana karşı çıktım. Ama aileme bir zarar gelmesinden korktuğum içindi. Size bunun için kızamam, haklısınız. Ben gitmek istedim ama... Biliyorum. Kızım izin vermedi. O izin verseydi de ben vermezdim. Bana her şeyi anlattı Oktay. Seni gördüğü ilk günü, ondan sonra olanları. Hadi gel oturalım biraz.
Seni kurtarmak için çabalayan birinin şimdi neden ortadan kaybolman için uğraştığını ben de merak ediyorum. Asiye bunu bulmaya, seni eski sağlığına kavuşturmaya kararlı. Senin yapacağın tek şey eskiye dair bir şeyler hatırlayabilmek. Bir şeyler hatırlayana kadar da bizim misafirimizsin. Anlaştık mı? Anlaştık, sağ olun. Oo, muhabbet koyulaşmış. Kızım bırak şu telefonu, bari evdeyken taşıma. Ya böyle olmuyor vallahi ya. İyi tamam, getiriyorum. Getir orada. Kay sen. Sen kay biraz. Kay. Getir. Dur oğlum ben alırım. İlla yardım edeceğiz. Ha, tamam işte. Gel hocam. Selam millet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne haber? Hoş geldin. Hoş geldin kardeşim. Gel kızım, gel seni de. Ne güzel, sizin burada olduğunuzu bilmiyordum. Mikrofonu da koyduk. Bu böyle bir iş yapmış. Yardım etmemek olur mu hiç? Oğlum var ya, bariz bu iki kız muhteşem ha. Bariz dev bir iş oldu bence. Ben bu kızların elini öperim, öperim. Ya oğlum yanışmasana ya. Ya hadi millet bırakın günü, çok işimiz var da. Yarın büyük gün, bu işi bitirmemiz lazım. Hadi. Tekrar aradı. Kim olduğu hakkında bir fikriniz yok mu? Ne yapmamızı istiyorsunuz? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ahmet sen gidebilirsin, iyi akşamlar. Peki efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar Saffet. Gamze annesiyle mi? Annemde kalacakmış bu gece. İyi. Sana iyi geceler, ben yatıyorum, çok yorgunum. Ne oldu? Neyin var? Yok, yok bir şey. Sadece biraz yorgunum. Anne, bir şey mi oldu? Hayır oğlum, dinlenmek istiyorum. Ha. Güzel. Hangisini alayım de? Hangisini beğendiysen onu al. İkisini de beğendim. Olmaz. Birini seç. Annen israftan hoşlanmaz biliyorsun. İkisini de alırsak bana kızar. Sen de söylemezsin. Sen de çaktırmayacaksın ama. Anlaştık. Hadi o zaman. Zehra. Lavabodayım dayı. Kimse yok mu orada? Zafer Lisesi tiyatro salonundaki özel gösterimize davetlisiniz. Sizi çok seven öğrencileriniz. Kim geldi dayı?
Yanlış çağırdılar herhalde. Ha tamam. Ben odamdayım. Bir şeye ihtiyacın var mı dayı? Sağ ol. Tamam. Boş musun oğlum? Evet. Geç. Nereye amca? Canlıdere Mahallesi Zeytin Sokak. Tamam. Efendim. Oktay ne haber? Birazdan evdeyim. Sıkılmadın değil mi? Hayır. İstediğin bir şey var mı? Kim olduğunu öğrenmekten başka hiçbir şey istemiyorum. Kusura bakma. Sana verdiğim sözü tutmayacağım. Dışarı çıkıyorum. Oktay dur. Dede bak, Peter Pan bu. O benim kardeşim. Biz uygun bir yerde inelim. Daha gelmedik amca. Olsun. Biraz yürümek istiyorum. Peki. Hadi Zeynep. Peter Pan da Oktay abiydi. Tamam, yürü hadi. Selam. Selam. Ölüyorum yorgunluktan. Bütün gece uyumamış gibi bir halin var. Evet. Mi? Uyumadık ama değdi. Anlatacağım. Tamam. Bir suyunu döküleyim. Geliyorum. Thank you.
Ne yapacağız baba? Ya eve dönmezse, ya yakalarlarsa onu. Ya bir iş gelirse başına. Onun yerinde hangimiz olsak aynı şeyi yapardık. Kimliğini bulmaya çalışan birinin önünde duramazsın. Biz evde olsaydık da giderdi, onu tutamazdık. Bu ne baba? Artık bir işe yarar mı bilmiyorum ama bu plaka Oktay'ın abisinin kullandığı taksiye ait. Sen nereden biliyorsun bunu? Çünkü abisi taksi şoförü ve biz onun arabasına bindik. Hoş geldiniz. Bugün bu sahneden söylenecek olan sözlerin hepsi gerçek. İçinde yalan yok. Ne yaşamışsak onları söyleyeceğiz bugün. Bu oyunu sadece sizin için hazırladık. Tek seyircimiz sizsiniz. O nedenle ezberlemek uzun sürmedi. Yaşananları tekrar ve yalnızca sizin gözleriniz için tekrar canlandıracağız. Onların muhatabı sizsiniz çünkü. Bu oyun sadece sizin için hazırlandı. Vakit az, söylenecek söz çok. İşte büyük seferde sıradan bir gün. Sonra bir öğretmen geldi okulumuza. Bu hiçbir şeyin yolunda gitmediği, umutsuzluğun kol gezdiği okula düştü yolu.
Onu bekleyenleri görünce herkes gibi davranmadı. Gördüklerinden korkup kaçmadı. Dilip tam karşımıza oturdu. Gözlerimizin içine bakıyordu. Biz söylemek istemesek de ne dediğimizi duyabiliyordu. Ne yapacağımızı önceden kestirebiliyordu. Eli kimin hayatına değse orada bir şeyler değişiyordu. Elinin değdiği yerde sanki çiçek açıyordu. Daha önce olmadığı kadar iyiye gidiyordu orada her şey. Sibel. Lütfen hocam. Ne olur gidin hocam. Ne olur gidin. Sibel. Olmaz hocam. Başaramazsınız. Bu defa ben başaracağım. Hayır Sibel. Size hep inandım hocam. Sizin ağzınızdan çıkan her kelimeyi önemsedim. Ama bu farklı. Bu kez beni ikna edemezsiniz. Bu benimle benim aramda hocam. Bu kez hazırım. Sibel. Vasiyetim cebimde. Cenazemi bile planladım hocam. Lütfen ardımdan kötü konuşmalarına izin vermeyin. Hayır Sibel. Hayır. Benim için üzülmeyin hocam. Kurtulduğumu farz edin. Öyle bitkinim ki. Uçurumun dibindeki sonsuz dinlenme öyle ihtiyacım var ki. Tamam, çok bitkinsin. Ruhun da bedenin de fazlasıyla hırpalandı. Bu bitkin durumda doğru kararı alabilmen imkansız. Yaşıyor olmanın, şu aydınlık güne bakabiliyor olmanın değerini algılayabilmen imkansız. Aydınlık mı dediniz hocam? Bu gerçekten aydınlık mı? Bu gerçekten gündüz mü? Öyle koyu bir karanlığın içindeyim ki artık gün ışığını bile siyah görüyorum. Duyduğum acıyı utancı hayal bile edemezsiniz. Ama yırtacağım bu karanlığı. Atlayarak yırtacağım ve aydınlığa çıkacağım. Sibel! Sibel! Hayır! Sibel! Benim aydınlığım işte orada. Sibel! Sibel! Aşağıdaki kayalara çarptığım an başlayacak hocam. O çarpma hiçbir şeyi başlatmaz Sibel! Ne güzel. Her şeyin bitmesi ne güzel olacak. Hayır Sibel. Güzel olan her şeye rağmen hayatta kalmak. Milyonlarca yıldır, milyarlarca insan bu dünyadan gelip geçtiler. Sıralarını savup gittiler. Şimdi senin zamanı Sibel. Şairin dediği gibi, yaşama sırası sende. Yaşama hakkı senin. Yaşama fırsatı senin. Bu fırsatı kaybetmiş milyonlarca insanı düşün. Şimdi 10 dakikalığına senin yerinde olmak için neler vermezdi onlar? Sibel, Sibel yaşamalısın. Yaşamak zorunda kaldığın kirli şeyler, kişiliğini kirletmedikçe senin kirliliğin olamaz. Seni kirletmiş olamaz. Sen sevdiklerin uğruna kirlenmeyi bile göze almış bir özveri anıtırsın Sibel. Sibel. Sibel seni kandırma. Seni ölümden çevirmek için bile olsa inanmadığım hiçbir şeyi sana söylemem Sibel. Ne olur. Ne olur son ver bu gerilime. Hadi bana elini uzat Sibel. Hadi Sibel. Hocam. Söz veriyorum Sibel. Yanında olacağım. İbo'ya gidiyoruz hadi. Çok utanıyorum hocam.
polise ifademde anlattım. Yapacaktım. Ama yapmadım işte. O dükkanı soymadım. Vazgeçtim. Bana inanın ne olur. Sana inanıyorum Özge. Annem, kardeşlerim, ailem için bir çözüm bulmaya çalışıyordum. Ama olmuyor. Her seferinde önüme bir engel çıkıyor. Ben başka Özge tanımıyorum ki. Ailesine bakabilmek için iş hayatına atılan, okulunu bırakacak kadar fedakar olan. Başka bir Özge'ye daha rastlamadım ki çaresiz olduğunu düşünürken bile sattığı yolun yanlış olduğunu fark edecek kadar aklı başında olan. Parası olduğu için mutlu sandığın insanların senden daha zor bir hayat yaşıyor olabileceğini düşündün mü hiç? Boğuşmak zorunda oldukları büyük dertleri olabilir. Ölümcül bir hastalıkla da uğraşıyor olabilirler. Ya da yalnızdırlar belki. İnan bana, hiç kimsenin hayatı kolay değil Özge. Haklısınız hocam. Seni ve aileni bu krizden çıkaracak çözümü buldum Özge. Sahi mi? Eski bir arkadaşım şirketinde annen için bir iş ayarladı. Maaşını da önceden avans olarak vermeyi kabul etti. Bizim için yaptığınız onca iyilik için nasıl teşekkür edeceğim size? Çok çalışarak Özge. Dizdar. Bir şey söylemeyin hocam. Biz burada kalıyoruz. Neden? İyi bir iş. İyi bir kazanç için. Kısacası daha iyi bir yaşam için. Bu saydıklarını Almanya'da bulabileceğine emin misin? Türkiye'deki hayatımızı biliyorsunuz hocam. Dökülüyordu. Nerede tutsak elimizde kalıyordu hayatımız. Geleceğe dair duyduğumuz tek umut hayatta kalabilmekti. Bilmediğiniz bir ülkede, ailenizden, sevdiklerinizden uzakta, tek başınıza yeni bir hayata başlayacaksınız. Hem de kaçak olarak. Burada kaçak olarak yaşamanın ne demek olduğu hakkında hiçbir fikriniz yok. Her an yakalanma korkusu içinizi kemirecek. Kaçak bir işçi olarak en az maaşı alıp en çok işi siz yapacaksınız. Haksızlığa uğradığınızda gidip şikayet edemeyeceksiniz bile. Çünkü yakalanırsanız sizi ülkelerinden kapı dışarı edecekler. İbo, bu silahın sende ne işi var? Merak etmeyin, kötü bir şey yapmadım. Nazan'ı vurmaya gitmiştim ama yapmadım. Nazan için hapse girip beni seven insanları üzmek istemedim. Doğru olanı yapmışsın İbo. Sen birinin yaşama hakkını elinden alacak kadar kötü biri değilsin. Sayenizde öğretmenim. Şiddetin çözüm olmak yerine daha büyük sorunlar, daha büyük acılar getirdiğini bize siz öğretmediniz mi? Sizin sayenizde çok büyük bir yanlıştan döndüm hocam. Sadece o kızın değil, benim de hayatımı kurtaran sizsiniz. Belki ben bugün okul sıralarında değil de parmaklıklar ardında olacaktım. Belki bu olaydan çok daha önce başka bir olay yüzünden hapse girecektim. Aynı şey diğerlerinin başına da gelebilirdi. Çoktan okulu bırakmış olacak, başkalarının olmamızı istediği insanlar olacaktık küçük yaşta. Kimimiz tetikçi, kimimiz hırsız, kimimiz uyuşturucu satıcısı. Zamanı gelince öl diyeceklerdi bize. Ölecektik. Sanki bunları söyleyen ben değilmişim gibi Saffet'in peşine takılıp Kerem'in mekanını basmaya gittim. Saffet'in elinde bir silah olduğunu bilmemem hiçbir şeyi değiştirmiyor. Hatalıyım. Orada olmamam gerekiyordu. Hiçbirimizin orada olmaması gerekiyordu. Hmm.
sorgulaması gerekiyorsa bu siz değilsiniz hocam. Biziz. Siz bu okuldaki herkes için iyi şeyler yaptınız. Hepimizin hayatında unutamayacağı izler bıraktınız. Biz sizin kıymetinizi bilemedik hocam. Özür dileriz. Tamam. İstifa ettiniz. Bu okula dönmek istemiyorsanız dönmeyin. Ama bunları bilin hocam. Biz sizin öğrenciniz olmaktan istifa etmiyoruz. Çünkü biz hiç hayatımızdan çıkmanızı istemiyoruz. Son sözü en başında söyledik. Bu bir oyun ama hepsi gerçek. En gerçek olansa size. Canımız öğretmenimize duyduğumuz sonsuz sevgi ve sonsuz saygı. Asiye, beni alır mısın? Büyük Zafer Lisesi diye bir yerdeyim. Ayaklarım beni buraya kadar getirdi. Neredesin? Burayla bir bağım var ama bilemiyorum. Kafamın içinde dayanılmaz sesler duyuyorum. Ne olur bir an önce gel beni al. Tamam geliyorum ben, bir yere ayrılma, tamam. Baba, ben gidiyorum Oktay'ı almaya, tamam mı? Bir sorun mu var anne? Gerçi benimki de soru ha. Yaşadıklarımızdan hala sorun mu olur? Değil mi? Safet. Yapma bunu. Neyi yapmayayım? Sadece seni zorlamıyor yaşananlar. Sadece sen değilsin bazı problemlerin üstesinden gelmeye çalışan. Merak ediyorum. Senin üstesinden gelmen gereken problem nedir? Kaç gündür bana gelen bir telefon var. Sonunda kaydettim. Dinle. Oktay'ın başına gelenleri biliyorum. Onu alıp herkesten sakladığınızı, ölene kadar kimseye yaşadığını söylemediğinizi biliyorum. Eğer bildiklerimi polise ve Oktay'ın ailesine anlatmamı istemiyorsanız, 250 bin doları 3 gün içinde hazır edersiniz. Sizi arayıp parayı nereye getireceğinizi söyleyeceğim.